Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Milli Savunma Üniversitesi ve askeri okullara giriş sınavında uygulanan bayanlar için Bağırsak Silahsızlık Kalma hareketinin nasıl yapıldığını ve hareketi gerçekleştirirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağız. Harekete geçmeden önce arkadaşlar, Milli Savunma Üniversitesi Fizik Yeterlilik Testi'nde 5 farklı konudan sınava giriyorsunuz. Bunlar sırasıyla durarak uzun atlama, bayanlar için Bağırsak Silahsızlık Kalma, erkekler için Bağırsak Silahsızlık Kalma hareketi, mekik hareketi, basketbol topu fırlatma ve 400 metre koşudan oluşmakta. Pozisyonumuzu alacak olursak arkadaşlar, hareketi gösterecek olursak arkadaşlar, barın altına geliyorsunuz, sıçrıyorsunuz, avuç içleri karşıyı gösterecek şekilde, baş parmaklar alttan geçiyor, serçe tutuşunda tutuşunuzu yapıyorsunuz. Ellerin arası ne çok geniş ne de çok dar, omuz genişliğinde bir aralık. Kendinizi aşağıya doğru bırakıp komisyonun başta komutunu bekliyorsunuz. Başta komutu geldiğinde süre başlıyor arkadaşlar. Sizden istenilen sürede Bağırsak'ta asılı kalmanız gerekiyor. Kendinizi bıraktığınız takdirde de sınavınız bitmiş oluyor. Hareketi gösterecek olursak, geldim, baş parmakları alttan geçecek şekilde tutuşumu gerçekleştirdim. Kendimi aşağıya doğru bıraktım arkadaşlar. Ayakların pozisyonu birbirine kenetlemiyorum. Rahat bırakıyorum ayakları. Komisyonun başta komutu geldiğinde süre başlıyor. Belirli bir sürede sizden Bağırsak'ta asılı kalmanız isteniyor. Kendinizi bıraktığınız takdirde de sınavınız bitmiş oluyor. Bara sıçrayamayan ya da boyu yetmeyen arkadaşlar için tabure ya da sandalye kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Videoyu yararlı bulduysanız beğen butonuna basmayı, bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz, anlatmamızı istediğiniz konular arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar.